Merhaba sevgili dinleyiciler, biz Söz Sözü Açtı programında. Bugün de sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Harbastır Cep Tayyip Mutlu. Bugün ana kumanda masamızda sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Ve araştırmacı, tarihçi yazar İsmail Yağcı, stüdyoda konuğum. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi, e, Mitçi Enver Altaylı, gerçekten Mitçi mi yoksa CIA mı? CIA elemanı mı, CIA elemanı mı? O hakkında hazırlanan e, şeyde, felzehkede o ortaya çıkıyor. ...kimlere rapor verdiği... ...kimlere yazdığı, çizdiği... 40 senedir mesela ben Özal'ın... ...kulağına fısıldadığının fotoğrafını... ...görüyorum. Rahmetli Özal'da... ...bir açılışta birebir konuşan bir adam... ...Demirel'in ee, yanında... Ha Demirel genel yanında genel, ha ...böyle enteresan birisi... ...ondan sonra... ...yani neredeyse... 40 yıldır bu adam var... ...yani <laughs> devlette... ...herkes mit elemanı biliyor ama... ...bugün gelinen noktada nerenin... ...elemanı olduğu belli oluyor... Bu çalışmaya, bu yoğun çalışmaya, bu kadrolaşmaya, bu tempoya rağmen bu millet elhamdülillah 15 Temmuz'da bunların elinden kurtuldu efendim ya. Ne dersiniz efendim? Yani 40 yıl sen bir adama emek ver. Evet. Bir o adama, sana istihbaratı adamlara... böyle gürül gürül akıtsın. Evet. Türkiye'nin bütün anatomisini senin önüne koysun. Amerika olarak gel. Kendi Eski CIA başkanını da Türkiye'deki ihtilali yönetmeye gönder. Helikopterle kaçan var ya Tabii, Sinop tarafından. E Ege'de. Sinop tarafından. Tabii. Ege'de kaçanlar ayrı. Hı hı. Şimdi bunları yap ama Türkiye'de ihtilal yapama. Hakim kalsın. Buyur. Amerika'nın herhalde yurt dışı ihtilaller çıkartma tarihi diye bir bölümü vardır herhalde tarih kayıtlarında. <laughs> Onlarda ilk defa Amerika, geldi, mi? Amerika bu konuda çuvalladı. Ve yine Amerika Türkiye yi örnek alan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun karşısında da çuvalladı. Siz geçen gün dinlediniz mi? Amerika dışişleri bakanı diyor evet diyor o proje üzerinde çalışıyoruz diyor elde çalışıyoruz İstediğin kadar çalış Hayat ama açık açık söylüyor yani biz orada darbe yapacağız yapmaya çalıştık yapacağız diyor o proje üzerinde çalışıyoruz diyor adam şimdi işte bakın Buyurun. burada Batı dünyasının e, belki 2000 yıldır yaptığı bir hata var bir yerlerde idareyi elde etmek için tamamıyla materyalist bir düşüncenin içinde. Ya siz biz Hristiyan dünyasıyı demiyor musunuz? Evet. Haçlı kuvvetleri demiyor musun? Diyorsunuz. Biz de Müslüman dünyasıyız diyoruz. Ama bu ikisi de inanca bağlı şeylerdir. İnanç müesseseleridir. Ve inanç müesseselerini kendine uyduramazsın. Sen kendini inanç müessesesine uydurursun. Uydurduğu müddetçe başarılısın. İnançlarının kurallara uymadığı müddetçe de daima dünyada da çuvallarsın, ahirette de çuvallarsın. İşte Amerika, Amerika hiç başına gelmeyen bir iş bak. Irak dedi gitti. Birinci Irak harekatı gitti, vurdu, geldi, bilmem ne yaptı. Ama Türkiye'de bu konuda hakikaten demokrasiye inanan, yani Kendinin seçtiği adamların kendini idare ettiğine inanan kimseler tankın altına akmış Almanlar bunu Hitler'in böyle bir şaşalı zamanında İkinci Dünya Harbinin en sıcak ve hep böyle Almanların vurup geçtiği vurup geçtiği zamanda öyle yerler gelmiş ki Alman tankları o hendeye aşamıyorlar. Şimdi tabii 90 derecelik yere bile icabında tırmanır desek belki tırmanamaz da yani 60-70 derece tırmanırlar herhalde. 90 derece çünkü çok denge hesapları yapmak lazım. Yüklediğim mermiye kadar ki devrilmesin. Efendim orada harekat esnasında tankların geçemediği hendeklere bir bölük Alman askeri Almanya uğruna yatmışlar. Tankın altına. Evet, hendeyi kendi vücutları ile doldurmuşlar. Şimdi orada niye? Hitler bir Almanlık davası, bir yani dini olmasa da böyle manevi bir bağ, yurt sevgisi, millet sevgisi üzerine inşa ediyordu. Amerika ise millet sevgisi üzerine inşa etmiyor. Bütün müdahalelerini, bakın şimdi gidiyor Suudi Arabistan'da. Amerika her tarafını karıştırıyor. Suudi Arabistan'ı her işte kullanıyor. Bir veliaht buldu. Aman ya Rabbi. Maymuncu konun yanında hiç kalır. Her türlü kapıyı kötü, açıyor. Kötülüğe gebe gebe bir insan davranışlarıyla. Evet. Dolayısıyla burada yapılan iş Amerika'nın yaptığı iş. Bundan sonra da hep ellerinde patlayacaktır. Yeter ki eğer biz onun hedefindeyse ki ben öyle biliyorum. Yine Amerika'nın hedefindeyiz. Çünkü Orta Doğu'da hiç istediği gibi at oynatamıyor. Yani FETÖ'nün muadili olmaz, o da başaramaz diyorsunuz. FETÖ, FETÖ de bir şeyi beceremedi. Evet işte onu söylemiştim. FETÖ de Amerikancı düşünmeye başladı. Evet. CIA'yı düşünmeye başladı. Evet. Ama ilkin insanları hizmet, himmet Heh. diye avladı. Avladı bayağı adamları. Tabii hizmet yapıyoruz diye avladı. Sonra arkasından e, yuttukça kısmet dedi ona da. Yuttukça kısmet dedi. Ve bu adamların hiçbirisi işte o dediğiniz Enver denilen adam Al MİT'te bulunan evet. ya devletin en büyük sır kaynağı. Biz mitin nasıl çalıştığını ilk harp okulu mezuniyetimizden sonra az çok tahmin ediyorduk. Bu adamlar ta harp okulunda hatta hatta askeri liselerde efendim bazı kimseleri e, kendileri hafiften yönlendirerek çaktırmadan bakıyordunuz yüzbaşılığa geldikten sonra aa bir devre arkadaşınız seferberlik dairesine girmiş. Allah Allah ya. Seferberlik hani nedir? İhtiyat işleridir seferberlik ya. Biz öyle biliyorduk. Evet. Mer seferberlik dairesi Amerika'nın siyaseten Türkiye'nin e, herhangi bir yerde bir yerinde bir efelenme olursa Amerika'ya karşı Türkiye'nin istilası için köşe başları bilmişler onu. Nitekim bu son Seferberlik dairesi var. dediğiniz harp dairesi mi? Şey ne, ne diyorlar? Seferberlik, seferberlik. Seferberlik dairesi. Diyelim, tamam. Bunların e, kanuni Hı. görevleri. Peki. Yurdu istilaya kalkan düşmana karşı. Ordunun yetemediği yerlerde, düzenli askerin cephelerde çarpışırken... ...daha başka yerlerde de vurkaç taktiğiyle, çete harekatıyla sınırları koruma görevlisi. Şey bu, şablon bu yani. Seferberlik emirleri hazırlanır, edilir falan. Tam böyle söylerken bakın herif nasıl çıkıyor? Yani Mitchi Enver Altaylı, Almanlar üzerinden aslında CIA elemanı. Almanlarla da çok sıkı fıkı her tarafa rapor yazıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı ve Başbakanı Hükümeti dahi hariç herkese rapor yazıyor. Şimdi bir şey daha var burada. Bu çocukları askeri liselere ve akademilere aldığında, alındığında niye göre alınıyor? Mesela bir ara o bir e, albay vardı, meşhur bir albay. CHP'de de milletvekilliği yaptı. Onun çok enteresan bir beyanı vardı. Diyordu ki ya bu çocukları liseye ya da harp akademilerine alırken ya da askeri liselere alırken biz soruşturmayı yanlış yaptık. Bugün anlıyoruz Dursun diyor. Dursun Çiçek. Dursun Çiçek. Mesela diyor birisinin çocuğu lise işte gelecek ya da okuyor. Biz onun evine giderdik ya da birisini gönderlerdi. Onda da çok enteresan mizansel hazırlıyorlarmış. Bir masa masada alkol de var vesaire. Aa falan tamam bu çocuktan olur diye. Öyle öyle almışlar. Çok ilginç. Çok enteresan. Ama dün bir televizyonda konuşuyordu. Bu defa diyor ki biz diyor ben diyor 20 tane mektup yazdım hükümete diyor. FETÖ'cüler böyle işte burada FETÖ'cü var, şurada FETÖ'cü var, şurada bilmem ne var diye falan. Ee, Sayın Başbuğ gitti görüştü falan diyor da iyi de arkadaş yani siz neden sonra e, farkına varmışsınız mektup yazıyorsunuz. Hükümet de zaten o sularda farkına varmış bu adamların gizli hedefini. Siz bunları bu okulları nasıl aldınız ve ne şekilde aldınız? Nasıl bir istihbarat topluyordunuz? Nasıl bir araştırma yapıyordunuz? Çok enteresan bir şey. Çünkü bu, bu generaller ya da işte bu Dursun Çiçek falan bu insanları e, akademiye ya da askeri liselere alırken bir kıstasları bir ölçüleri vardır herhalde. Bunlar almışlar. Ben almadım ki. Adam 20 sene 30 sene sonra farkına varıyor. Aa falan diyor bu FETÖ'cüymüş. Efendim biz bunu hükümete bildirdik ya. Sen bildirdin de sen almışsın yani. Adam albay olmuş. Tüm general olmuştu, general olmuş farkına varmışın da neden sonra farkına varmışsın? Çok ilginç. Siz de eski bir asker olarak ne dersiniz? <laughs> Kaçata. Şimdi bu nereden nereye geldik? Evet. Bu adamlar evet oralarda ayarladılar. Ee, diyor ki şey Dursun çiçek ben işte devlete on defa rapor verdim. Versin. Ee, İlker Başbuğ'da ha efendim, gitti geldi. Vardı evet. orada, vardı. Hı. Görevdeydi yani. Tamam. Görevdeyken. Tamam. Ama bir şey yapmadı. Hı. Peki İlker Başbuğ, hemen çevresinde çalışan, Tümen Komutanlığı'nda, hatta Tugay Komutan'da başım, Tugay Komutanı iken, Tümen Komutanı iken, Kolordu, Ordu Komutanı iken, sıralı gider bunlar. En son Sonra Kuvvet Komutanı, komutanı iken, Tabii. emrinde çalışanları bu konuda hiçbir araştırmadı ya. Bu bir ekip işidir. Evet. Yani üst kademelere gelecek insan ekibiyle beraber gelir. E, genel kurma başkanı olduğun zaman bu ekipten çok çok uzaklaşmış oluyorsun. Tabii. Sen yukarı kulenin en üst noktasına çıkıyorsun. Halbuki kulenin aşağıdaki beşinci, altıncı, yedinci katlarında bir sürü tuhaf nesneler var. Tuhaf insanlar var. Sen orada gelen raporlara bakıyorsun. Evet. Senede bir defada gidersin. Bazı birliklerde denetleme yaparsın. Genel kurma başkanı olarak. Herkesin evinin önünü temizlemesi esas lazım kardeşim. Sen yerken, kardeş. içerken, beraber otururken, Tabii. sohbet ederken hiçbir bir şeyler gelmedi sana. Velev ki ilk el baş bu ya olur mu öyle şey? Ben çok vatansever bir insanım. Bu memleketi yedirmem. Bu nereye gidiyor? Bir erkanı harp gibi onlara düşünmeyi öğretiyorlar akademide. Ben erken arif gibi düşünemem. Çünkü ben akademi okumadım. Ha akademide daha ziyade devlet idaresine yönelik şeyler okutuyorlar. O da niye onu da bilmem. Nasıl ihtilal yapılır? Devlet nasıl idare yani idare o, edilir? o niye öyle okutulur bilemiyorum. Bak ihtilal yaparsanız ya da darbe yaparsanız iş başına geldiğinizde bir belediye ya da bir, bir bakanlık nasıl idare edilir evladım? ya da hariciye nasıl idare edilir, yönlendirilir, yönetilir size öğretiyoruz evladım. Şimdi yapmaya kalksaydı bir muamele. Evet. Ne yapacaktı kanunlarımıza göre? Efendim bunu Milli Savunma Bakanlığı'na bildirecek. Milli Savunma Bakanlığı bunu hükümette kabine toplantısında görüşecek. Sonra bunu getireceklerdi. Milli Güvenlik Kurulu'nda görüşecekler. Kırmızı kitaba geçecekti bu. Nedir? Bununla mücadele edelim arkadaşlar. Tamam. Devletin mücadele gücü kim? Emniyet kuvvetleri. Doğru mu? Evet. Yani istihbaratı olan devlet e, üniteleri. Bunun içinde emniyet de var. Jandarma da var. İyi ama bunları da bu muameleleri yapacak, bu adamları araştıracak, size salim bilgiler getireceklerin hepsini zaten adamlar yerlerine yerleştirmişler. Biz ben de onu söylüyorum işte. Yani adam devlet kadrolarına yerleştikten sonra bunlar telaşlanmışlar. Aa sağımda bir tu general var. Aa lan burada da bir kurmay albayı varmış. Aa İstanbul Emniyet Müdürü de bunlardaymış. E ne yapacaksın? Bir de toplantılarda bakıyorsunuz. Yani ordunun her kademesinde çeşitli kademe toplantıları yapılır. Tabii. Komuta kademesi rütbeleri birbirine yakın olan kimselerden, aynı makam veya yakın makamlarda olan kimselerden meydana gelir bu toplantıların ...personeli... ...bunlardan birisi... ...ya bu adamlar da kardeşim... Ha. ...cumhuriyet elden gidiyor, layıklık elden gidiyor... ...bunlar inkılaplara da karşı... ...öteki yok efendim bunlar çok aydın insanlar falan... ...aynı masanın yanındaki adamlar... ...söyleyince... ...Allah Allah ben mi yanıldım acaba diyor Tabii. ya... ...ulen diyor bana bu haberi getirenler demek... ...kıskançlıktan diyor... ...ötekinin ha. elini kesmek için diyor... İşte bak ...bu bu şeyle... ...bu algıyla bırak ...şimdi... İnşallah o günler geride kalmış olsun. İnşallah. Fakat hani var ya su uyur düş bana uyumaz diye. Buna uyanık bulunmak lazım. Bu işle mücadeleyi sadece devletin başındaki cumhurbaşkanına yıkıp havale edip affedersiniz ben yıkıp diyorum. Hı hı. Hiçbir yere çıkamazsınız arkadaş. Kurtuluşunuz yok. Böyle derseniz kurtuluşunuz yok. Çünkü o Cumhurbaşkanı kendisi için maddi gelir sağlamak için bu mücadelede ortaya çıkmadı. Yani kefenimi giydim çıktım bu yola demesi laf değil. Evet. Kefene çok yakın anlar yaşadı. Tabii. Başına nice hadiseler getirmeye çalıştılar. Şimdi anlaşılmadık. Anlaşılmadık. Faili meşhuller yapacaklardı, yapamadılar. Yaptıkları var ama o makama başbakan olsun cumhurbaşkanlığa olsun bunu yapamadılar. E bakıyorsun ki cumhurbaşkanlığı yapmış olan birisi geliyor bu sefer ya diyor ben o gün öyle düşünüyordum ama diyor onun parti arkadaşı falan şimdi parti kurduklarında. Yani bu Demirtaş da masum çocuk ya diyor pırıl pırıl nur yüzlü bir adam diyor yani, ya yani bunu da bunu da içeride tutmak çok ayıp oluyor diyor yıllarca çarşambanın kahvelerinde insanlarla tarih sohbeti yapmayan, yapmaya çalışan, gençlerle sohbet ediyorum diye yönlenmeye çalışan hoca devri başlayacak artık. Reis devri bitti, hoca devri başlayacak denen şeyin başındaki kimse burası çarşamba kahveleri gibi olmaz devletin idaresi. Selahattin Devleti, Demirtaş, Selahattin da, Demirtaş ona ne laf etti biliyor musunuz geçmişte? E ee, o Ona onu ne neler şimdi? neler yaptı. O şimdi ha. Ben diyor eskisi gibi düşünmüyorum yani şimdi ha, farklı gibi, düşünüyorum. Tabii. Dön baba dönelim. Evet. Peki. Peki bu bu millet ahmak mı ya? Selahattin Demirtaş de, değişti mi? Değişmedi. Hiç Selahattin Demirtaş ileri geri adım atmadı. Aynı mevzide duruyor. Efendim bu bahsi isterseniz geçelim. Siz müsaadenizle mi? şeye bir varalım efendim. Şimdi dizilerde e, şey var. Yalan ve intikam var. Hem yalan da var, aynı silah zamanda var. intikam silah da var. tabii intikam var. Cinsel sapkınlıklar var. Cinsellik var zaten. Sapkınlıklar, sapkınlıklar var, var. Ama şimdi bu bunlar mektuplar yüz binleri bulmuş. Yüzleri bulmuş, binleri bulmuş. Bu mektuplar gidiyor. Beş bin, on bin ha. dilekçe komisyonuna gidiyor. Gitmiş. Dilekçeler dilekçe. gidiyor. Ee, değişen bir şey var mı? Bir de intikam meselesi onu çok da, önemli. Onu da komisyon... Evet. Sağ olsun yani komisyon çok rahat yapmış. Bir işi zaten... ...hani halletmek istiyorsa etmek istemiyorsan komisyona havalet derlerdi biz evet. yeni göreve başladığımız sıralarda. Hı. Komisyon ne oluyor? Komisyon çalışıyor yani. Çalışıyor komisyon. İlgili çalışmaları yapıyorlar. Me evet, planları yapıyorlar. Mecliste de şimdi bir komisyon kurulmak isteniyor. Şimdi komisyonu çevirecekler mecliste. Dilekçe evet. komisyonuna gitti bu. Evet. Dilekçe komisyonu da bunu ne yapmış? Rütüke bildirmiş tabii. Ya kardeşim siz görmüyor musunuz? Hı. İyi de Rütük'ün vazifesi bu değil mi? Rütük Hı. hakkında bir önerge versenize. Ya yıllardır bu memlekette... ...biz hep kan davasından çektik. Bu ne kadar kötü bir adet. Bu ne kadar kötü bir şey. Kan davası, kan davası. Şimdi herifler intikamı aşılıyorlar. Şimdi Rütük'ü... Rütük evet. ...herkesin elinde silah var. Cinsellikten ahlak bozuluyor. İki hususta... Dilekçiler gelince iki hususta komisyon onu haber etmiş. O komisyon dememiş ki ya kardeşim bu dizi bütün 82 milyonu sanki yalancı yapmak için dizideki bütün görünen insanlar yalan söylüyorlar. Çocuğu da dedesi de. Evet. Kızı da anası da. Ebesi dedesi. Herkes yalan söylüyor. Ve memlekette yalanın böyle söylenmesini beyaz yalan diye bir de masumlaştırmışlar. Şimdi beyaz masası falan var ya büyük şehrin. Evet. Beyaz masa yani hiç taraf yok, rengi yok, beyazlık var, gün ışığının rengi var. Tayflardaki renkler yok yani yedi evet. renk yok. Ve buradan everim şey bekliyorlar. Bir, bir, bir yalan ne olacak ya? Ne, ne olmuş abi ya bir şey ya, ya, ya şak olsun diye söylediydim Peki. espri olsun diye söylediydim evet. yalan üç semavi dinin de haram ettiği bir fiildir evet fiildir bu fiili biz bugün harcı alem her konumda kullanacak hale getirmeye çalışıyoruz diziler sayesinde herkes birbirine yalan söylüyor. Ev halkı hiç birbirine doğru konuşan bir tane göremezsiniz. Bakır isterseniz. Peki. Bu bir. İkincisi intikam cahiliye devrinde intikam vardı. Aşiretler birbirinden intikam alırlardı. Efemiz efendimizden önce. Efendimizden İslam gelmeden önce. Evet cahiliye dönemi. Efendimizin İslam'ı e, ee, bir isetle ...insanlara ilan etmeye başlamasından önce. Evet. Bu intikam... E, ...Allah'a inanmayanların... ...çeşitli eşyalara, putlara, kayalara, taşlara... ...heykellere tapanların, ateşe tapanların... Hı -hı. ...adetiydi. Anladım. İntikamını aldı mıydı? Ya baban ölmüş senin. Baban nasıl öldü orada? Ama ben babamın intikamını aldım diyor. Sanki intikamın önce babanın bütün günahları af mı oldu yani? ya da geri mi geliyor? Peki efendim. Çok teşekkür ederiz bu bölüm için. Kısa bir reklam aramız var Peki. sevgili dinleyiciler. Araştırmacı tarihçi yazar İsmail Yağcı ile bir tarih perspektifi perspektifiyle de bugünkü olaylara bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Kısa bir reklam sonrasında birlikte olacağız. Evet sevgili dinleyiciler, Söz Söz Açtık programında tekrar birlikteyiz. Yalova'da Bocce vakası var. Bocce. Bocce. Bocce, bocce. Bocce ne? Bocce bir oyun. O oyunu sizden alacağız ama tarihi bir yönü de var. Onun için dedik ya tarihi bir perspektifle bakıyoruz bugünkü evet, olaylara, vakalara evet. ona göre değerlendiriyoruz. Şimdi biraz Bocce'yi sizden dinleyelim. Ya o belediyesi diyor ki ben bunu öyle bir geliştirecek, bir yaygınlaştıracağım, geliştireceğim. Lig kuracağım. Lig kuracağım. Bütün Türkiye bu oyunu oynayacak diyor. Tabii. Bu oyunu daha önce kimler oynamış? Bize nasıl geçmiş? Biz ne kadar oynuyoruz ya da gençler ne kadar oynuyor? Onu bilemiyorum tabii. Şimdi bu hay geçmiş, hay. geçmişte kalan bir oyun. Bunu konuşalım. Ha, bu Yalova Belediyesi'ni bunu bir kültür vazifesi olarak üzerine almış. Bu işle uğraşıyor efendim. Hizmet. Hizmet. Adam hizmet getiriyor. Evet. Şimdi doğru da şu cahiliye devrindeki intikamla ilgili Evet bir husus Buyurun. geldi hatırıma şimdi. Müsaade ederseniz. Estağfurullah için. onu da anlatın tabii. Onu bir nakledelim. insanlara çok büyük bir ders mahiyetindedir bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte Eshab-ı Efendilerimizin sayısı artınca, kırkı bulunca işte aleni olarak gittiler. E, Beyt-i Şerif denilen Beytullah-ı Şerif e, fe varıp orada efendim e, namaz kıldılar falan. Hazreti Ömer Deha'nın İslam'a girmesiyle beraber sonra hicret ettiler. Emir üzerine Medine-i Münevvere'ye geldiler. Evet. Tabi Medine-i Münevvere bağrına bastı. Orada e, Müslümanlara zarar vermeye çalışıyor. Ya bu da nereden çıktı bu Muhammed diyerek. Yani onu bir an önce imhaya çalışıyorlar. Derken Hayber'in fethi falan filan o civarda Müslüman yerleşim yerleri çoğaldı. Meskum mahallelerde Müslümanlar arttı. Aşiretler baktılar ki bu insanların e, malada canada hiçbir zararı yok. Biz zarar vermezsek zarar vermiyorlar. Bu bir yerleşti kafalarına. medine Münevveri'ye birkaç korak mesafede bir köy var. O köye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, uşur zekatı yani toprak mahsullerinin zekatını toplamak üzere Eshab-ı Kerim Efendimiz'den birisini gönderdi. Evet. O İslam'a gelmeden önce İslam'a gelmeden önce o Eshab-ı olan zat çok vurdulu kırdılı birisiymiş. Ve o gönderildiği köydeki aşiretten bir ileri seviyede birisini katletmiş. Müslüman olmadan önce. Müslüman olmadan önce. Şimdi de böyle bir görev verilince diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Gidiyor. Gidiyor ama kalbinde şeytan bu vesveseyi veriyor ya bunlar seni nasıl karşılayacak acaba? Sen onların işte aşiretin en ileri geleni falan diye. Ve köyün girişine bakıyor ki çok büyük bir kalabalık toplanmış. Şeytan diyor gördün mü? Bak. Bak seni un ufak edecekler. Toz edecekler. Toz. <laughs> İntikam alacaklar. <laughs> Halbuki herkes sevinçle karşılıyor. Ama o anda gafletine geliyor. Hemen oradan kaçıyor. Nefes nefese Medine-i Münevvere'ye geliyor. Ya Resulullah diyor. Ben diyor cahiliye devrindeyken bunların e, aşiretine filan kimseyi öldürmüş idim. Aramızdaki bir anlaşmazlıktan dolayı. Haklı haksız onu konuşmuyorum. Onu bilmiyorum. Efendim onun için de konuşmuyorum. E, bir gittim ki diyor köye zekat toplamak için, uşur toplamak için. Devletin görevidir bu. Köylü toplanmış, beni öldürecekler de efendim diyor. Allah Allah. Hayret diyor efendimiz ya o aşiret olduğu gibi İslam'ı seve seve kabul etti. Evet biz onlarla herhangi bir gazibe falan yapmadık bir çatışmamız olmadı. Kendilerine İslam'ı tebliğe insan gönderdik. Onlar da peki dediler. Bu nasıl olur? Hayret. Acaba bunlar mürtet mi oldular tekrar? Öyle ya, müşrikken mürtet olmuşlar. Hemen bir asker hazırlansın diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ola ki Medine Münevvere'ye baskın yaparlar. Çünkü getiren de Eshab-ı Kiram Efendilerimizden birisi. Müslüman o anda yani. Suçu evvelden işlemiş. Tam asker toparlanıp da başına bir kumandan tayin edileceği sırada Cebrail Aleyhisselam e, vahiy getiriyor. allah Teala'dan. Bir yere bir iş için birilerini göndereceğiniz zaman mana olarak yani evet. göndereceğiniz Maale. zaman iyice araştırmadan birkaç yerden soruşturmadan oraya asker göndermeyin buyurun veğer adamlar sevinçlerinden ya peygamberimizin gönderdiği aleyhissalatü vesselam zekat toplayıcı geliyor ne güzel ya yani bir zekatın siftahını yapalım biz. Evet, bir zekat S verelim. Siftah yapacak. Hani Ramazan-ı Şerif'te... ...çocuklar böyle ilk orucunu ona satar, buna satar... ...sevinir böyle, ver bugün orucum, ben bugün orucum... ...önüne gelene söyler. Fakir fukaraya ihtiyacı evet. olana gidecek ne kadar güzel. Evet. Yani intikam... ...dinimizde bizim kesinlikle yasak. Evet. Ama dizilerin hepsinde... Mevcut. ...şiddetli bir şekilde intikam hazırlanıyor. Sosyete hayatında da intikam... Çöl hayatında da intikam, kır hayatında da intikam. Bu ikisi silahı da tetikliyor, Avrupa'nın namusla ilgili şeyleri de tetikliyor. Esas bunların ele başısı yalan ve intikam hissi. Bir Müslüman millete bunu dayatmak ya. Ya. Evet efendim. Yani o şey de geldikten sonra Şimdi o... Ay, evet. Yalova Belediye Başkanının hizmetlerinden bahsedelim. Tabii. Ne de olsa kocaman bir vilayet efendim. Yani hem de e, böyle Cumhurbaşkanı adayı da çıkarmış olan bir vilayet. Muharrem yani. Bey evet. Oralı, Cumhurbaşkanı galiba, adayı çıkarmış ya. Eskiden kama kamakamı ile çok meşhurdu her tarafta. Evet şimdi vilayet artık. Buyurun. Şimdi Boca... köylü Mehmet Ağa milletvekili seçilmiş. <laughs> köylü şaşırmış kalmış ya. Bizim köyde mi milletvekili çıktı ya? Evet. Allah Allah. Neyse milletvekilliği yapmış Mehmet abi, bitmiş. Ama o köyün miladi tarihi öyle olmuş. Herkes birbirine ya filan ne zaman doğduydu? Valla Mehmet mebus olmadan iki sene önceydi galiba. Hı hı. Ne zaman öldüydü işte Mehmet mebus olduktan üç sene sonra, on sene sonra vefat etti. Buyur. Hani derler ya işte baban askere gitmeden, işte evet. abin askere gitmeden. Evet. Mehmet Ağa 40 yıl, 50 yıl köyde konuşulmuş. Şimdi Cumhurbaşkanı adayı da konuşulacak artık yani. Tabii olacak. İl olarak Kesinlikle. illerin içerisinde Cumhurbaşkanı adayı çıkarmış bir il. Tabii. Ama öyle, ama böyle. Şimdi bocce diye bir oyun var. Evet. Ben bu bocce oyununu Tire ilçemizde gördüm. Çekimlere gittim zaman İzmir Tire. İzmir Tire. Hı -hı. Çok güzel bir yer. Çok tarihi eseri var. İngilizler orada çok kalmışlar. Efendim sırtını dağlara vermiş. Pazarları falan pek güzel, pek ferah, pek zengindir. Efendim. Burada Yahudiler de çok bulunmuşlar. Bilhassa tütün ticareti hususunda. Evet. Yahudi aileler varmış <laughs> ve bir gece çıktım böyle otelden ee, akşam yemeğinden sonra kendi başıma caddeleri arşınam. Caddeleri de düzgündür, güzeldir yani. Evet. Ee, eğri büğrü caddeler değildir. Güzel bir şehircilik Hı. planı vardır. Tarihi yerin. Efendim, hali vakti yerinde bir köydür. Osmanlı'nın büyük ilim adamları gelip geçmiştir. Efendim, Şanizade Hazretleri orada bulunmuş. Mesela ilk hastaneyi Osmanlı'da orada kurmuş. Ya. Yeah. Yani, Edirne'deki Darüşşifaların haricinde tabii bu. İkinci Mahmut han zamanda kurmuş. Şimdi baktım bir park var orada. Issız bir park. Çok aydınlıkta değil. Efendim. Böyle 60 yaşlarında falan 7-8 kişi sigara içmekten dolayı bıyıkları sararmış. <laughs> yani ağran bıyıkları bu sefer kına yakılmış gibi olmuş. Evet. Böyle gözleri, yuvarladıkları bilyalara bakıyorlar böyle. İrice. Bilya uyuru. Bilya. Bilyaları dizmişler. Evet. Biz Ellerinde birer birer tabi böyle şey parmağının üstünde atıyor herif. Ha ceviz oynardık. Biz büyüklerimizden onu Cevizler görmüşüz. Vardı evet. Ha vurduğun zaman alırsın cevizi. Helal miydi değil miydi? elbette ki değildi. Yani bu <gülüyor> oyun. <gülüyor> bir yarış gibi olsa gene de bir şey kazanmış oluyorsun hiçbir şeye benzetemedim yani çocuk olsa tamam çocuklar kendilerine bir oyun uydurmuş. Dedim ya affedersiniz ama yaşlarımız da birbirimize yakın dedim. Bu ne ben bunu bilmiyorum dedim bana bir öğretin bunu. Neyin nesi bu dedim adını söyleyin. Dediler ki bu bocca. Ne? Bocca. Ne demek bocca dedim ya. Türkçe bir oyun değil yani. Aşık oyunu değil. Ceviz oyunu değil. Bilya oyunu değil. Ne ne yani bu? Bu dediler, Yahudilerin oyunudur. Tere'de bulunan Yahudiler, Bunu çok oynarlardı. Maksadı nedir onu da bilmem. Ve bizde de böyle kaldı. Biz şimdi gidip de kahvede oturacağımıza, Sigarayı da orada tüttürüyorlar Evet, Sigara yasağı daha yoktu o zamanlarda. Bocca oynuyorlar. Yahudilerin, Belki dini de rengi olan bir oyunu diyeceksiniz diyeceksin. ki Yahudiler şimdi futbol oynuyor. Yani futbolda bir Yahudi oynuyor. Hayır. Bu Yahudiden bize intikal eden bir oyun. Anladım. Bizim Türk milletinin efendim Osmanlı Devleti'nin Müslüman olarak, Türk olarak ata yadigarı güreşleri var. Okçuluk var. Kılıç var Avrupa'nın epe bilmem nesi falan değil yani normal bir kılıç var. Buna benzer yüzlerce spor dalı var. Bir tarih profesörü getirsinler. Ender'in talebelerinin her biri bu sporlardan birinde sivrilecek kadar usta olurdu. Ata binme inme eğitimi var. Bunu yaygınlaştır ya. Bodje'nin diyor biz likini şey diyeceğiz. Böyle atıyorlar. Herkes taşını atıyor, 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 atıyor. Ebe olan bir taş var. Ben ebe diyorum yani onlar ebe demiyor. Belki bodjo diyorlardır ona da büyük olduğu için. Efendim ona ne kadar çok yaklaşmışsa o o puan alıyor. Kaç santim olduysa o puan alıyor. Ötekiler sıfır. Hadi bir daha. Yuvarla 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 yuvarla. Bu sefer sizinki yaklaşıyor. Size bir puan. Sonunda puanlara bakılıyor. Aa bu birincisi. Vay be. Peki bunun bu milletle alakası ne? Ne faydası var sonra? Evet. Bocce, Bocca'yı niye yaygınlaştırıyorsunuz ya? Derdiniz ne? Spor yapın, yaptırın gençlere. Sen Yalova'da gençler için sahilde bir koşu bandı yapabiliyor musun? Koşu yolu. Yürüyüş yolu yapabiliyor musun? Çınarcığın sokaklarını bir düzeltebiliyor musun? Ve arkadaş, derdiniz de sizin ya. Bocca'yı ben yaygınlaştıracağım. Ki yalaba olsun, çınarcık olsun. Şimdi de nüfusu yazın üç misli, beş misli olur. Kışın bu düşer beşte bire. Yani gel geç yazlıkçı insanlardır ekseriyeti. Buradaki gençleri sen belediye başkanı olarak niye böyle bir oyuna adapte etmek istiyorsun? Evet. Ben şahsen bunu şey görmedim Ataullah Bey. Tabii. Masum görmedim. Yani bir maksata hizmet eder gibi geliyor bana. Bir hedefi var. Bir hedefi var. Evet. Şimdi ayın Peki. 22'sinde ayın 22'sinde bir partinin genel başkan yardımcısı, milletvekili, belki de grup başkanı, tam bilemiyorum onların statüsünü. Diyor ki, ya bu erken seçim artık her yerde konuşulur oldu diyor. Heh. Allah Allah. Dün Meral Hanım da bir yerde herhalde birisine bir, bir soru sordular. Hiç gerek yok şimdi dedi yani şeye, erken seçim. Evet. evet. Şimdi, eee... Niye peki bu erken seçim Durup dururken. kim söylüyor he he? Açık oturumlar yapıyorlar. Hmm. Belli televizyonlarda erken seçim çok şey yaygınlaştı. Yani herkes artık erken seçim diyor. Ya. Aman şu seçimi yapalım. Bir laf etti yalnız. Ben siyaset bilmem. İstihbarat bilmem. Engin ama, Bey mi? Evet. Ama hmm. CHP'li Engin Bey. Ama bu söz Beni çok rahatsız etti. Tam nasıldı? Erken seçim olmalı mutlaka diyor. Ama mutlaka olmalı. Ama olmazsa... ...bu böyle gitmez. Başka bir şey olur diyor. Ne olur? Bu niye benziyor biliyor musunuz? Ne musun? olur efendim seçim olmazsa? Çok bu güzel neye olur. benziyor biliyor musunuz? <laughs> ben ben de sizi kurtaramam diye inanın bir sözü vardı. Ha, seçimler, 27 Mayıs seçimler öncesi. Seçimler vaktinde her zaman olur efendim. Ben de sizi kurtaramam diye. Onu şimdiki inanın vekilleri de söylüyorlar zaten sık sık. Buradaki seçimler olmazsa erken seçimler olmazsa başka bir şey oluru sormak lazım. Ne olur? Masumane evet ne olur yani? Siz ne bekliyorsunuz? Bir söyler misiniz? Veya tekil konuştuğunuz zaman çoğul da neler olur yani? Erken seçim olmazsa ne olur veya neler olur? Olur ya, adamların bir planı yoktur. İki, üç, beş, on tane planı vardır. Niye bana bakıyorsunuz öyle ya? Ben, ben başbakan olacak <laughs> halim yok. İsmail <gülüyor> Bey <gülüyor> ne olur diye. Evet. Ha, Çok güzel. Yani. baktınız. Yine aynı gün. Evet. Ay 22'sinde gene. Şimdi başbakanlık. Meral Hanım'a. Meral Hanım'a. Evet. Dediler ki bu Hani hapiste bulunan efendim Selahattin Demirtaş'ın tiyatro oyunu onu siz söylüyorsunuz. Tabii. Onun tiyatro oyunu falan değil canım. Bunları e, orada bir kitabı da ona ayarlatmışlar. Hmm. Onun kitap yazacak falan hali yok. Evet. Eli kalem tutan insan, eli silah tutan insan olmaz. Bitti. Eli kalem tutması lazım. Tutuyorsa orada yüzlerce insanın ölümüne sebep olacak konuşmaları yapmazdı. Şimdi onu ayarlamışlar, İşte onun kitabı adını vermişler, şey gibi bir belediye başkanının da sekreteri e, kendi başındaki belediye başkanını anlatan. Kitap yazdı ya güya. Evet abi. Ha. O ne kitaptı? Ne? Başkandan ziyade kendisini anlattı kitapta. Ha. Yani dedi ki ben istersen memlekette odunu dahi belediye başkanı yaparım. O dedi. kadar. O ben, kadar. ben öyle bir iletişimciyim dedi. Evet. Özetle. Şimdi evet. burada da Selahattin Demirtaş'ın hanımın çok büyük şeyi var. Kendisi eğitimci ya. Rahatsızlığından dolayı pek okula gitmiyor ama... Bu tip şeylerle çok ilgili ciddi bir tiyatro. Yok yok bunu evet. hazırlamışlar hepsi. Hazırlamışlar evet. Ama bir buna bir plaka bulmak lazım ki <laughs> bu oyun sükse yapsın. Tabii. Filanın yazdığı bir tiyatro olsaydı o şeydi yani bir şey ben yapmazdı. Bu, ben bu kabiliyetini bu yetisini bilmiyordum. Ben saz çalıyor dönemlerini biliyorum işte. Ee, televizyonlara çıkardılar. Sas çalıyor, tıngır evet, tıngır evet. Ben bağlamacı olarak, Bağlamadım. türkücü olarak, türk, Türkiye evi müdavimi ya da sanatçısı olarak bilirdim ben Selahattin Demirtaş'ı ama bu şeyi de varmış. Tiyatro i̇şte yazarlığı, Parti Başkanının eşleri, Evet. E, diğer işte e, kadın tayfesi. Tabii. E, oraya konuk olarak gitmişler. Selo, Selo, Selo diye bitiriyorlar. Ha. Selo, Selo, Selo diye bitiriyorlar. Enteresan yani. tabi diyorlar ki siz de gider miydiniz efendim diyorlar davet gelseydi kime Meral Hanım'a Ha Meral Hanım evet. E, Meral Hanım şimdi parti başkanları gitmemiş. Evet. Parti başkanlarının eşleri gitmiş. Hı hı. Vallahi çarşılarda eşim de gitmezdi diyor. Ben de gitmem Meral eşim de gitme. Ben de gitmezdim diyor. Bir devlet terbiyesi var değil mi? Biz diyor devlete sıkıntı verenlerin Yanında yer alamayız diyor. Efendim yani bu Millet İttifakı'nın şeyleri ha. bu işe sıcak bakıyorlar falan. Siz ne diyorsunuz? Bizim Millet İttifakı anlayışımız Katolik İttifakı anlayışı değildir diyor. Katolik nikahı. Katolik nikahı anlayışı ha. değildir diyor. Peki Katolik nikahı ne? Katolikler boşanamıyorlar. Hayda, onun için mi protestan şey yani çıkmış? Yani Biz diyor, biz gerektiğinde <laughs> evet. kimseye vadimiz yok, evet. sözümüz yok, biz burada kalacağız diye bir imzamız yok. İşimize gelip benim davama hizmet ederse, tamam desteklerim etmezse, hadi güle güle, tak sepeti koluna, sen yoluna, ben yoluma. Evet sevgili din dinleyiciler, araştırmacı, tarihçi yazar İsmail Yağcı'ya bugün için çok teşekkür ediyoruz. Ben Ataullah Arvasal, asmadık.